Sevgili arkadaşlarım, merhabalar. Ben Hüsnü Arda. Profesyonel Gelişim Akademisi olarak bugün FED interaktif simülasyon uygulamasından bahsedeceğiz. FED interaktif simülasyon uygulaması, Colorado Üniversitesi tarafından geliştirilen ücretsiz bir uygulamadır. Web tabanlı olarak çalışan bu uygulamaya fed.colorado.edu web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Çeşitli kısıtlamalarla karşılaşmamak için öncelikle kayıt işlemimizi gerçekleştirmemiz gerekir. Bunun için sayfanın sağ üst kısmında yer alan insan ikonunu tıklamamız gerekir. Açılan pencereden Register seçeneğini tıklayarak kayıt işlemimizi başlatabiliriz. Kayıt işlemleri 3 aşamada tamamlanır. Öncelikle hesap şeklini belirleriz. Ardından iletişim bilgilerimizi gireriz. Mailimiz, şifremiz, adımız, yaşadığımız ülke, şehir gibi bilgiler. Bunları girdikten sonra ek diğer bilgileri girmemizi ister. Görev aldığımız okulu girmemiz gerekir. Bizim okulumuz FED sistemine kayıtlı okullardan biridir. Direkt listeden okulumuzu seçebiliriz. İlgilendiğimiz konular, girdiğimiz sınıflar ve deneyim yılımızı da girerek kayıt işlemini tamamlamış oluruz. Az önce de söylediğim gibi tamamen ücretsiz bir uygulamadır FED. Kar amacı gütmeyen bir proje olarak finansal kaynağını bağışlarla sağlamaktadır. Bu kayıt işlemlerinin ardından mail kutumuza gelen onay linkini tıklayarak kaydımızı aktif hale getirebiliriz. Şimdi FED interaktif simülasyonlarını uygulama üzerinden inceleyebiliriz. FED bize birçok alanda çeşitli simülasyonlar sunuyor. Bunları öncelikle filtreleme şansına da sahipsiniz. Burada dersin adını, konuların adını seçerek simülasyonları filtreleyebilirsiniz. Ya da görev aldığınız eğitim basamağını belirleyerek de yine burada çeşitli filtrelemeler yapabilirsiniz. Bu filtrelemeler sayesinde aradığınız simülasyona çok daha rahat ulaşabileceksiniz. Burada birkaç tane simülasyonu örnek olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Örneğin devre kurulum aracı simülasyonuna bakalım. Şimdi simülasyonu açmadan önce burada bizimle çeşitli bilgileri paylaşıyor. Öncelikle simülasyon hakkında bize çeşitli bilgiler veriyor. İçerik hakkında seri devreler, paralel devreler gibi. Burada öncelikle bize içerik hakkında bilgiler veriyor. Ardından bir açıklama yapıyor. Bilgisayarınızda bir elektrik çantası, direnç, ampul, pil ve anahtarlarla devreler inşa edin. Gerçekçi ampermetre ve voltmetre ile ölçümler yapın. Devreyi şematik bir diyagram olarak görüntüleyin ya da gerçeğine benzer görünüme geçin gibi simülasyonla ilgili bize bir açıklama yapıyor, bizi yönlendiriyor. Yine burada öğrenim hedeflerimizi belirlemiş, bunları bizimle paylaşıyor. Bu simülasyonla hedeflediğimiz kazanımlar temel elektrik ilişkilerini tartışın, şematik çizimlerden elektrik devreleri kurun, devreden okuma yapmak için ampermetre ve voltmetre kullanın, devredeki ölçümleri ve ilişkileri açıklamak için mantık getirin gibi öğrenim hedeflerini bizimle paylaşıyor. Ardından
Öğretmenler için burada bir örnek simülasyon dersi sunuyor bizimle. Böyle bir video paylaşıyor. Daha önceki derslerde başka öğretmenlerin simülasyonla ilgili çalışmalarına burada yer veriyor ki bu simülasyonla ilgili çok daha iyi detaylı bir çalışma yapabilelim diye. Bir PDF belgesi olarak da yine bu içerik hakkında bize yazılı bilgiler veriyor. Ve yine öğretmenler tarafından gönderilen etkinlikler de burada. Diğer öğretmenlerin kendi okullarında önceden yaptıkları çalışmaları buradan görebiliriz. Ve hatta biz kendi çalışmamızı da tamamladıktan sonra buraya bu listeye ekleyebiliriz. Yani başka insanlar da, başka öğretmenler de bizim çalışmalarımızdan faydalanabilir. Şimdi simülasyona geçelim. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi simülasyonu uygulayalım. Şimdi bir elektrik devresi oluşturacağız. Enerji kaynağımızı aldık. Ve tellerle devremizi oluşturmaya başlayalım. Bunları istediğimiz gibi uzatmaya, yönlendirmeye sahibiz. Bağlantılarımızı gerçekleştirelim. Bir anahtar da koyalım. Basit bir elektrik devresi oluşturduk. Evet, anahtarı kapattık ve ampul yandı. Şimdi bununla ilgili neler yapılabilir? Hemen ekranın sağ tarafında çeşitli seçenekler var. Ölçüm araçları var. Bunları uygulayabiliriz. Ya da şunu deneyebiliriz. Biz yanlış bir bağlantı yapsaydık sonuçları ne olurdu? Yanlış bir bağlantı yapalım. Devre yanardı. Bunu da görme şansına sahipsiniz. Biz tekrar doğru bağlantımızı gerçekleştirelim. Buradaki volt miktarını arttırabiliriz ve bununla birlikte ortaya çıkan değişimleri görebiliriz. Yine voltmetre ile ölçüm yapabiliriz. Akımı ölçebiliriz gibi dersinizin içeriği doğrultusunda burada sizin etkinlikleriniz öğrencilerle soru cevap şeklinde ilerleyebilir. Öncelikle öğrencilerinize çeşitli sorular sorarak arkasından uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi başka bir simülasyona bakalım. Kuvvet ve hareket temel prensipler. Şimdi öncelikle harekete bir bakalım. Burada çeşitli ölçütleri seçerek ölçme ve değişimleri görme şansına sahibiz. Burada kuvveti uygulayalım. Kuvvetin miktarı, ağırlık, hızı bunların hepsini burada görebiliriz. Buradan
gösterebiliriz. Bunu tekrarlayabiliriz. Buradaki miktarı, ağırlık miktarını değiştirip uyguladığımız kuvvet arasındaki farkı gösterebiliriz. Ya da sürtünme kuvvetini göstermek, aradaki farkı öğrencilerle paylaşmak için diğer simülasyona geçip buradaki uyguladığımız kuvvet, hız, süreyle ilgili farklılıkları öğrencilerimizle paylaşabiliriz. Buna benzer birçok simülasyonun yer aldığı oldukça faydalı, güzel bir uygulama. Derslerimizde mutlaka yer verebileceğimiz ve öğrencilerin de bundan çok iyi faydalanacağını düşündüğümüz gayet başarılı bir uygulama. Bir dahaki eğitimimizde görüşmek dileğiyle.